Merhaba, inanılmaz aile 2 için bir öğrenci bir de yetişkin bileti alabilir miyiz? Tabii ki efendim. Hangi koltuklardan istersiniz? Anne, en önden alalım. Böyle kocaman gözüksün ekran. Ama kızım, eğer en önden alırsak yukarı bakarken boynumuz ağrır. Orta sıralardan alalım, tamam mı? Peki o zaman. Aylin, hadi gel biletleri alalım. Ben biletleri dün internetten aldım. İşte teknoloji böyle kullanılır. Akıllı arkadaşım benim. Şimdi ben gidip onları alacağım. İsterseniz siz de yiyecek bir şeyler alın. Peki. Hadi gidelim Damla. Kızlar, bu arada bana 3 şişe su alır mısınız? Evden çıkarken annemin yaptığı ıspanaklı börekten 1-2 tane yedim de çok susattı. Ispanaklı börek mi? Neden bize getirmedin? Hiç aklıma gelmedi. Sinemadan sonra bize gelmeye ne dersiniz? Anneme söyleriz, bize çay koyar. Bence olabilir. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Hadi siz gidin, belki sıra vardır. Bizim filmimizin başlamasına ne kadar var? Ben az önce bakmıştım, daha yarım saat var. Biz neden bu kadar erken geldik? Olsun, geç gelmek yerine erken gelmiş olduk işte. En azından filmi kaçırmayacağız. Merhaba, dün internetten bilet satın almıştım da. Saat 2.30'daki İnanılmaz Aile 2 filmi için. Hemen veriyorum efendim. Merhaba, bize bir büyük boy, bir de küçük boy patlamış mısır ve sana ve bana birer tane su, Aylin'e de 3 tane. 5 şişe de su. Limonata da ister misiniz? Ev yapımı ve çok taze. Ne dersin Damla? Ben almayayım. Ben limonata alabilirim. Kaç mini kuruş? Küçük boy limonata 17 mini kuruş. Ben su alayım en iyisi. Kızlar, biz doğru numaralara oturduk değil mi? Film daha başlamadı, fısıldamana gerek yok. Tamam. Ya o değil de, Aylin, biz neden animasyona geldik? Hiç sorma fırsatım olmadı. Animasyonlar küçükler için değil mi? Bence isteyen istediği filmi izleyebilir. Yaş kısıtlaması çok saçma bir şey. Kimse sinemaya girerken 15 yaş üstü giremez demiyor. Hem animasyonlar inanılmaz eğlencelidir, güven bana. Damla, sinemaya girerken gördüm de arkamızdaki miniş o satıcının bize söylediği limonatalardan almış. Hem de en büyük boyu. Küçük boyu 17 mini kuruşsa büyük boyu kim bilir kaç liradır. Bayağı zengin herhalde. Kızlar, siz bana su aldınız mı? Tabii ki. Hepsi torbada. Birini verir misin Eylül? Hemen bitti bu. Sanırım başlıyor. Çok heyecan verici. Artık fısıldayarak konuşabilirsin. Tamam. Sebze mi? Kim sadece sebzesi var? Eylül, diğer şişeyi de verir misin? Pekala, şu konu hakkında tabii konuşacak ki mıyız acaba? Ne? Bariz konu diyorum. Hangi bariz? Mısır da çok tuzluymuş. Eylül, diğer su şişesini de verir misin? Aylin, çok fazla su içtin. Tuvaletin gelecek. Ama ne yapayım? Çok susadım. Ne oldu? Sanırım ilk yarı bitti. Ben çok sevdim bu filmi. Kaç dakika sonra başlar? Aralar 10 dakika oluyor diye biliyorum. Çok fazlaymış. Ben 10 dakika boyunca nasıl dayanacağım? Sen sanırım sevdin bu animasyonu. Sevmek ne kelime? Artık hep animasyon izleyeceğim. Hem animasyonun çocuklar için olduğunu kim söylemiş? Aylin, istersen sen bu arada tuvalete git. Yo, gerek yok. Emin misin? Evet. Sonra filmin ortasında gitmek zorunda kalma bak. Yok yok, eminim. İyi madem. Yaşasın başlıyor. Kızlar, benim lavaboya gitmem gerek. Al işte. Pardon, lavabo ne tarafta acaba? Üst katta, sağda. Peki, teşekkürler. Yukarı çıkınca sağ demişti değil mi? Ah, işte burada. Şimdi salona gitmem lazım. Film başlayalı bayağı oldu. Burada çok gizemli bir koridor var. Ama sanırım girmemem gereken tabii, bir yer. Tabii, sadece bakıp geri gelsen bir şey olmaz. Vay canına, bir kapı da var. Burası da ne böyle? Bu bir kamera mı? Ben buranın ne olduğunu biliyorum zaten.
Burası sinema perdesinde filmi yansıtmak için. Bu kamerada film oynuyor ve perdeye yansıyor. Küçükken hep burayı merak etmiştim. Ve bu çok tuhaf. Normalde burada birilerinin olması gerekmiyor mu? Ama kimse yok. Acaba şuradan film nasıl görünüyor? Bakmazsam çatlarım. Ekran çok büyük görünüyor. Çok heyecan verici. Aylin neredeydin? Film bitti. Seni çok merak ettik. Hem filmin en eğlenceli sahneleri de ikinci yarıdaydı. Çok şey kaçırdın. Evet, ikinci bölüm bence de harikaydı. Merak etmeyin, hepsini izledim kızlar. İyi de sen salonda yoktun ki. Yoksa görünmez falan mı oldun? Durun durun, size her şeyi anlatacağım. Nereye gittiğime inanamayacaksınız. Merhaba arkadaşlar, ben LDS Ermiş'ten Pamuk Şeker. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizin de sinemada hiç bunun gibi hatıralarınız oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla bunun gibi videoya ulaşmak için ve bundan sonra yüklenecek videoların haberlerini almak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. LDS Ermiş izleyin.